Şimdi nesnemizin konumunu nasıl ifade edeceğimizi gördük. Referans noktası alıyoruz. Referans noktasının artı eksi yönlerini seçtik. Ve artı eksi yönleri seçtikten sonra da konumu artık kesin olarak, matematiksel olarak ifade edebiliriz. Zamanı ölçebiliyoruz. Konum eğer trenimiz hareket ediyorsa zamanla trenin konumu da değişecektir. Trenin farz edelim ki bir T1 anındaki konumuna X1 diyelim. T2 anındaki başka bir T2 anı olsun. T2 anındaki konumuna da X2 diyelim. Şimdi burada sorabileceğimiz soru tren ne kadar yer değiştirmiştir? Şimdi trenin yer değiştirmesini hesaplamak için yapmamız gereken tek şey son konumundan ilk konumunu çıkarmaktır. İkisinin farkını aldığımız zaman trenin ne kadar yer değiştirdiğini, yani x2 eksi x1'i hesapladığımız zaman trenin ne kadar yer değiştirdiğini artık belirleyebiliriz. Şimdi bu iki farkı alırken dikkat etmemiz gereken bir nokta da konum dediğimiz zaman sadece referans noktasına olan uzaklığı değil, aynı zamanda onun işaretini de kastediyoruz. Bu x2 ve x1 sayıları pozitif olabileceği gibi negatif sayılar da olabilir. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta, yer değiştirmeyi hesaplarken bizim için önemli olan tek şey, ilk noktası T1 anındaki ilk konumu ve T2 anındaki ikinci konumudur. Trenimiz bu noktadan başlar, çok uzaklara gidebilir, sonra geri dönüp X2 konumuna dönmüştür. Bu arada ne yaptığının bizim için hiçbir önemi yoktur. Net yer değiştirmesi ya da sadece yer değiştirmesi, son konumla ilk konumun farkıdır. Bir uç örnek vermek gerekirse, mesela gündelik hayatınızı düşünün. Sabah yatağınızdan kalktınız, servise bindiniz, okulunuza gittiniz, epey bir yol kat etmiş olabilirsiniz. Derslerinize girdiniz, gün bitti, akşam geldiniz evinize ve tekrar yattınız. Sizin toplam yer değiştirmeniz sıfırdır. Her ne kadar gün içerisinde bir sürü yol kat etmiş olsanız da, bu iki zaman aralığındaki toplam yer değiştirmeniz yine de sıfır olacaktır. Şimdi hız dediğimiz kavram bir nesnenin birim zamanda ne kadar yer değiştirdiğidir. Şimdi bu örneği yine tren örneğimize dönecek olursak dedik ki işte T1 anında X1 konumundaydı. T2 anındaki da başka bir X2 konumuna gitti. Yer değiştirmesi X2 eksi X1. Ne kadar sürede bu kadar yer değiştirdi? T2 eksi T1 süresinde bu kadar yer değiştirdi. Dolayısıyla bizim trenimizin T1, T2 zaman aralığındaki ortalama hızı X2 eksi X1 bölü toplam süre T2 eksi T1 olarak hesaplanabilir. Yine toplam yer değiştirmede olduğu gibi ortalama hızda da trenimizin bu arada ne yaptığının hiçbir önemi yoktur. Sadece önemli olan bu noktadan o noktaya kadar ne kadar sürede gittiği. Yine trenimiz çok hızlı bir şekilde artı yönüne ilerlemiş olabilir. Sonra çok büyük bir hızla eksi yönde ilerleyip x2 noktasına gelmiş olabilir. Her ne kadar belli bir andaki hızı çok büyük artı ya da eksi olabiliyor olsa da ortalama hız bunların toplamı olduğundan bu çok büyük hızlardan bağımsız olacaktır. Yine biraz önceki örneğimize dönecek olursak, gündelik hayattaki sabah yataktan kalktınız, akşam yatağa geldiniz. Sizin bu aradaki ortalama hızınız yine de sıfırdır. Her ne kadar gün içerisinde bir sürü hareket yapmış olsanız da. Tabii çoğu zaman bizi ilgilendiren şey ortalama hızdan ziyade anlık hız dediğimiz hız. Mesela arabada gittiğinizi varsayalım, arabanın bir hız göstergesi vardır. Hız göstergesi sürekli değişecektir. O hız göstergesi size anlık hızınızı gösterir. Şimdi anlık hızı ölçmek için yapmanız gereken şey, anlık hızı şöyle de tanımlayabiliriz. Çok kısa bir zaman aralığındaki sizin ortalama hızınızdır. İdeal şartlarda bu çok kısa zaman aralığını sıfıra yaklaştırmanız gerekir. Bir örnek bakacak olursak, farz edelim ki ortalama hıza bir örnek. Trenimiz T1 anında, şimdi zamanı ölçerken de bir referans noktası belirlememiz gerekli diyeceğiz ki şu an benim sıfır anımdır. Ondan önceki zamanlar eksi zamanlar, ondan sonraki zamanlarsa artı zamanlar olarak ifade edeceğiz. T1 anında eksi 1 saniye, eksi 1.0 artı eksi 0.1 saniye olsun. Trenimizin konumu x1 ile gösterelim. x1 de eksi 3.0 artı eksi 0.1 metre. Yani trenimiz burada.
Trenimiz hareket ediyor. Sonra T2 zamanında T2 eşittir 3.0 artı eksi 0.1 saniye saatimizi ölçtük. Trenimizin konumunu ölçtük o zamanda. X2 konumu da 2.3 artı eksi 0.2 metre olsun. Yani trenimiz şuralarda bir yerlerde. Burada başladı eksi 1.0 artı eksi 0.1 saniyede. 3.0 artı eksi 0.1 saniyede trenimiz buraya geldi. Konumundaki yer değiştirme ne kadar olacak? X2 konumundan X1 konumunu çıkarttığımız zaman. Çıkartırsak elde ettiğimiz yer değiştirme trenimizin yer değiştirmesi olacak. Farkı aldığımızda eksi 2.3'ten eksi 3.0 artı eksi 0.1'i çıkardığımızda da yer değiştirmeyi 5.3 artı eksi 0.3 olarak metre olarak hesaplayabiliriz. Peki bu yer değiştirme ne kadar sürede oldu? İlk ölçümümüz, ilk konumu ölçtüğümüzde T1 zamanımız eksi 1.0 artı eksi 0.1 saniyeyi gösteriyordu. İkinci konumu ölçtüğümüzde ise zamanımız 3.0 artı eksi 0.1 saniyeyi gösteriyordu. Bu ikisinin farkını aldığımızda toplam süreyi elde ederiz. Toplam süremiz de 4.0 artı eksi 0.2 saniye olacaktır. Ortalama hız dediğimiz şey toplam yer değiştirmenin, o yer değiştirmenin gerçekleştiği zaman aralığına oranıydı. Böldüğümüz zaman da 5.3 artı eksi 0.3 metreyi 4.0 artı eksi 0.2 saniyeye böldüğümüzde de trenimizin ortalama hızı 1.3 artı eksi 0.1 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Şimdi buradan da açıkça görebileceğimiz gibi nasıl uzunluk birimimiz metreydi, zaman birimimiz saniyeydi, hız birimimiz ise metre bölü saniye olacaktır.